İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan 3 Nisan'da Memleketin Gücü Partisi'nin kuruluş kongresine katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin açıklaması. Azerbaycan, Artsakh'ın Paruh ve Karaguluk köylerinin Ermeni kültürel mirasını yok ediyor. Leonid Azgaltyan'ın Artsakh Ermenistan'dır nokta yazılı grafiti Yerevan'da saygısızlığa uğradı. Paris yakınlarındaki Le Lila'da Ermenilere karşı işlenen soykırımın 107. yıl dönümüne adanan bir anma töreni düzenlendi. Batı Ermenistan'ın evladı yazar Mgrdiç Margosyan vefat etti. Malkhas Amoyan Avrupa şampiyonu oldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Memleketin Gücü adlı partisinin 4 Nisan'da Yerevan'da gerçekleşen kuruluş kongresine katıldı. Kongrede konuşmada bulunanlar yeni kurulan partinin vizyonunu, parti programını, parti liderlerini, yönetim organı adaylarını sundular. Ardından yönetim organlarının seçimi yapıldı. Parti başkanlığına Dikran Artakansyan seçildi. Partinin yeni seçilen liderliğinin üyeleri de kendi alanlarını temsil eden konuşmalar yaptılar. Parti lideri Dikran Artakansyan, Ermeni siyasi alanında yeni bir siyasi güç olarak dünyanın dört bir yanına dağılmış yurttaşlarıyla birlikte çalışacaklarını teyit ederek ulusun karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi. Konferansın tek davetlisi ise Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'dı. Toplantıya katılanları selamlayan Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan ve yapılması gerekenlerden bahsetti ve salonda oturanların ezici çoğunluğunun Batı Ermenistan'ın evlatları yani Batı Ermenistan vatandaşları olduğunu vurguladı. Kongre katılımcıları açıklamayı memnuniyetle karşıladılar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, Artsakh Savaşlarından ve özellikle kendisinin de katıldığı Birinci Savaş'tan bahsetti. Birinci Artsakh Savaşı sırasında Batı Ermenistan meselesi de ele alınmıştı. Artsakh'ı kurtararak aslında Batı Ermenistan'ın kurtuluşunu başlattılar çünkü Artsakh tüm Ermeni topraklarının kaderinden sorumlu olan Batı Ermenistan'ın bir parçasıdır. 44 günlük savaştan sonra yerinden edilmiş Artsakh halkının ana vatanlarına geri dönme haklarını vurgulayarak kendi topraklarının yerlisi olan Ermenileri ve onların hakları hakkında Birleşmiş Milletler'de yapılan çalışmalardan da bahsetti. Konuşmanın sonunda bir kez daha konferansın katılımcılarını bizzat Sayın Artakansyan'ı selamladı ve işbirliği yoluyla Ermeni halkının karşı karşıya olduğu bir takım sorunları çözebileceklerini umduğunu ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Batı Ermenistan'dan gelen evlatlarımızla Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki daimi temsilciliğinde 31 Mart'ta bir toplantı yapıldığını mutlulukla duyurmaktadır. Dersim ve Dikran Agert'ten gelen vatandaşlarımızı ağırladık. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları bir önceki toplantının gerçekleştiği 2021 yılının Temmuz ayından bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Açıklamanın tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Azerbaycan, Artsakh'ın Paruh ve Karaguluk köylerinin Ermeni kültürel mirasını yok ediyor ve bariz tahrifatlara başvuruyor açıklamasında bulundu. Açıklamada şöyle deniyor. 24 Mart 2022 tarihinde Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran ilçesine bağlı Paruh köyü çevresi, eski yerleşim yeri olan Karaguluk ve aynı adı taşıyan tepe, Azerbaycan'ın saldırısı nedeniyle düşmanın işgal altına girmiştir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri vakit kaybetmeden işgal ettiği topraklarda Ermeni tarihi ve kültürel mirasını yok edici bilinen senaryoya geçti. Devlet Tarihi ve Kültürel Anıtlar listesine göre yukarıda belirtilen alanlarda resmi olarak iki kilise, ünlü Şikakar Karaguluk Kalesi, arkeolojik değeri olan kültürel anıtlar, mezarlıklar, haçkar anıtları, mezar taşları dahil olmak üzere yaklaşık 20 anıt kayıtlıdır. Burada Şikakar Mağarası da bulunuyor. Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı politikasının acı tecrübesine sahip olarak Paruh ve Karaguluk köyleri tarihi ve kültürel mirasının da Azerbaycan işgali altında tehlikede olduğunu beyan ediyoruz.
Tumanyan Caddesi No.10 adresinde binanın duvarında Leonid Azgalyan'ın resmini tafsir eden grafiti bazı alçaklar tarafından kirletildi. İnsan hakları aktivisti Ruben Melikyan bunu Facebook sayfasında yazdı. Bazı serseriler Tumanyan Caddesi No.10 adresinde bulunan binanın duvarında Leonid Azgalyan'ın resmini tafsir eden grafitiyi kirletti. Geçen yıl paylaştığım resimle karşılaştırın. Bu kahramanımızın fikrini aşağılamak, adil taleplerimizi geçersiz kılmak, biz Ermenileri hayalleri olmayan, barış için yalvaran anlamsız bir insan kalabalığına dönüştürmeyi amaçlayan bir programdır. Batı Ermenistan yönetimi bu iğrenç eylemi kınıyor, eski imajın bir an önce restore edilmesini ve failin adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor. Paris yakınlarındaki Le Lila kentinde Ermenilere karşı işlenen soykırımın 107. yıl dönümüne adanan bir anma töreni düzenlendi. Le Lila Belediye Başkanı Lionel Benarus, Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin ikinci sekreteri Dikran Bağdasaryan, Fransız Ermeni Ani adlı kuruluşun başkanı Ayda Asaduryan ve ünlü tarihçi Claude Mutafyan birer konuşma gerçekleştirdiler. Sien-Sen-Deni Bölge Konseyi ve vilayetin temsilcileri, Fransız-Ermeni topluluğu temsilcileri hazır bulundu. Etkinlikte Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa marşları çalındı. Arnoville Ermeni Kilisesi'nin ruhani lideri Manuel Hovhannisyan, soykırım kurbanlarının anısına dua etti. Magardich Margosyan 23 Aralık 1938'de Batı Ermenistan'ın Dikranagert'in Hançepek semtinde Gavur Mahallesi'nde doğdu. Dikranagert'ten Konstantinopolis'e taşınarak eğitimine Bezyan Okulu ve Getronagan Okulu'nda devam etti. Konstantinopolis Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Aras Yayıncılığın kurucularından olan Margosyan, Agos gazetesinde de kuruluş dönemi ve sonrasında köşe yazarlığı yapmıştı. Margosyan son olarak Evrensel gazetesinde yazıyordu. Surpaç Tıbrevank Ermeni Okulu'nun müdürlüğünün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Ermeni Getronagan Okulu'nda okurken kitap yazmaya başladı. Çok sayıda kitabın yazarıdır. 1988'de Paris'te Ermenice yazarlara verilen Elize Kavukçıyan adlı edebiyat ödülüne layık görüldü. Margosyan 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde saat 14'te yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Batı Ermenistan yönetimi merhumun ailesine taziyelerini iletiyor. Malhas Amoyan, Budapeşte'deki Box Sport Hall adlı spor salonunda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk kez 77 kilogram kategorisinde yarıştı. Finalde Ermeni güreşçinin rakibi 2021 Avrupa Şampiyonası'nın gümüş madalya sahibi Türkiye'den Yunus Başar'dı. Son 1,5 dakikada zorlu ve amansız bir mücadele yaşandı. 4-3'lük skorla rakibini yenen Malhas Amoyan Avrupa şampiyonu oldu. Batı Ermenistan hükümeti Ermeni sporcuyu tebrik ediyor ve ona yeni zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni halk şarkısı Tsorenem Tsanel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.